Merhaba arkadaşlar. Bir AYT denemesinin çözümü için beraberiz. Birinci soru. A alt küme B olmak üzere A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı 21'dir. Buna göre A kümesinin eleman sayısını alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi A kümesi alt küme B kümesi dediği için şöyle bir küme çizebiliriz. Dolayısıyla A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısından çok olamaz. Şimdi A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısını kaç vermiş? 21 vermiş. Dolayısıyla A'nın alacağı e, 0 verirsek 21 eleman olur belki mesela. E, 1 verirsek 20 elemanlı. 2 verirsek 19. Toplamlar 21 olacak şekilde ayarlıyoruz. 3 verirsek 18 olacaktır. Bu şekilde devam ediyoruz. E, A'nın yani A, nın, A, e, A kümesi B kümesinin içinde olduğu için A'nın yanıman sayısı B'nin yanıman sayısını geçemez. Dolayısıyla A'nın alabileceği en büyük değer 10'dur. Ve B'nin alacağı en büyük değer de 11'dir. En küçük değer. Dolayısıyla A'nın alacağı değerler toplamını istiyor bizden. Şuradan toplarsak 1, 2, 3, 4, nokta nokta 10'a kadar. Bu da n çarpı n artı 1 bölü 2'den 55 olacaktır. Cevap Bursa. İkinci soru. A, B ve B, A iki basamaklı sayılar olmak üzere. Haftada bir gün yayınlanan bir dizinin A, bölümü yayınlandıktan 27 hafta sonra B, bölümü yayınlanıyor. Bunu, bu dizinin 50. bölümü final bölümü olduğuna göre A artı B değeri kaçtır? Yani dizi 50 bölümden oluşmuş. Şimdi A, B bölümü yayınlandıktan sonra A, A, A B artı 1. bölüm yayınlanacak. A, B artı 2. bölüm yayınlanacak. Bu şekilde devam edecek. A, B artı 27. bölüme geldiğimizde B, A'ıncı bölümü yayınlanacaktır. Yani AB artı 27, BA'ya eşit olacaktır. AB karşı yatarsak BA eksi AB eşittir 27. Buradan çözümleme yaparsak 9, B eksi A eşittir 27. Buradan B eksi A sayısı kaç olacaktır? 3 olacaktır. Bundan sonra değer vereceğiz. İki basamaklı olacak. AB sıfır olamaz. A'ya verebileceğim en az değer 1'dir, 4'tür. 2 verirsek 5 olur. Bir de BA sayısı küçük olacak 50'den. Çünkü 50 bölümden oluşuyor dizi. Dolayısıyla B, BA sayısı yukarıdaki değerlere göre 41 ve 52 olabilir ve devam edebilir. 50'den küçük olacağı için de 41 olmalı. Bizden A artı B istiyordu. O zaman A artı B 4 1 daha kaç olmalı? 5 olmalı. Cevap Ceyhan olmalı. Üçüncü soru, aşağıdaki sayı dizisi belirli bir kurala göre oluşturulmuştur. Lugaritmi 2 tabanında 1, bir, birinci satır. Lugaritmi 3 tabanında 2, 3 tabanında 3, ikinci satırda. logaritma 4 tabanında 4, 4 tabanında 5, 4 tabanında 6, üçüncü satırda. Şekline devam ediyor. Burada bir örüntü yakalamamız gerekiyor. Bakın üçüncü satır demiş, dördüncü taban. İkinci satır demiş, üçüncü taban. Bir eksi, birinci satır, ikinci taban. Dolayısıyla e, burada bir örüntü yakalamaya çalışalım logaritma 2 tabanında 1 bir, 1. satır logaritma 3 tabanında 2 logaritma 3 tabanında 3 2. satır sonra logaritma 4 tabanında 4 logaritma 4 tabanında 5 logaritma 4 tabanında 6 3. satır logaritma 5 tabanında 6'dan sonra 7 logaritma 5 tabanında 8 logaritma 5 tabanında 9 logaritma 5 tabanında 10. 1 2 3 4 terim olacak. 4 terim yazdık. 4. satır. Şimdi hepsini yazmayalım. Bundan sonra örüntüyü yakalamaya çalışalım. Bakın 1. satır şurada bir tane terim var. 2. satır 2 terim, 3. satır 3 terim, 4. satır 4 terim, 5. satırda o zaman 5 terim olacaktır. Şimdi 5. satırın son terimini bulalım. 5. satırın son terim. Logaritma 5. satırda bir fazlasıydı. Alt tabanında yazacağız. Ee, ondan sonra 5 tane daha terim yazacağımız için son terimde olmalı. Logaritma alt tabanında 15 olmalı. Sonra 6. satırı yazalım. 6. satır. Logaritma son terimi yazıyorum yine. 6 olduğu için burası 7 tabanında olacak. Burada 5 tane terim vardı. Burada 6 terim olacak. 15'e 6 eklersek 21 ile bitecek son terim. Sonra 7. terim yazmak istersek 7. terim 7. satır. Logaritma 7 dediği için 8 tabanında olacak. Örüntüyü yakalıyoruz. Burada 7 sayı olacak. 21'e 7 eklersek 28 ile bitecek. Şimdi 7. satırda bakın şurada 4. sayıyı istiyor. 4. satır için buradan geriye doğru 4 tane sayı yazalım. logaritma 8 tabanında 27. logaritma 8 tabanında 26. logaritma 8 tabanında 25. 1 2 3 4. sayımız ne oldu? logaritma 8 tabanında 25 oldu. Diğeri de 4. satırda soldan ikinci terim. 4. satır burasıydı. Soldan ikinci terim şu sayı. Bu sayıların çarpımını istiyor bizden. Şimdi logaritma 5 tabanında 8 bir tanesi çarpı. Diğeri de logaritma 8 tabanında 25. Şu 8'ler gider. Bu da logaritma 5 tabanında 25. 5'in beş. karesi başa gelirse 2. Logaritma 5 beş tabanında 5'te 1'dir. Aradığımız cevap ne olmalı? 2 olmalı. Cevap Ceyhan olmalı. Dördüncü soru. Bir parabol sorusu. Şimdi y eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k formülü için tepe noktası neydi? r k olmalı. Şimdi bizim soruda verilen ifade buna benzediği için bunu kullanacağız. x eksi 2 k artı 1'in karesi eksi k artı 5 ise bu denklemin tepe noktası e şurayı sıfır yapan değer 2k eksi 1 tepe noktasının absisi. Şuradaki sayı da eksi k artı 5 tepe noktasının e, ordinatı. Absis ve ordinatların mutlak değerleri eşittir. K'nın alacağı değerler. Absis neydi? 2K eksi 1 eşitmiş. Ordinat, e, ordinatın mutlak değeri. Eksi K artı 5. Buradan 2K eksi 1 eşittir. Eksi K artı 5 ve 2K 1 eşittir. K 5 şeklinde açılır. Mutlak değer mat kurallarına. kurallarına Şuradan eksi K'yı karşı atarsak 3K eşittir. 6K eşittir. Buradan 2 olmalı. Şuradan karşı atarsak K. Eksi 1'i karşı yatarsak eksi 4. Bizden K'nın alacağı değerler toplamını istiyor. K'nın alacağı değerler 2 ve eksi 4'ten cevap eksi 2 olmalı. Cevap bursa. 5. soru. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere kenar uzunlukları AB ve BA santimetre olan küp şeklindeki tahta bloklar aşağıdaki gibi üst üste korunuyor. Şekil 1'de 18 tane sarı, şekil 2'de 15 tane mavi blok üst üste konulduğunda yükseklikler eşit oluyor. Yani H yüksekliği 15 tane mavi, 18 tane sarıdan oluşuyormuş. Buna göre bu tahta bloklar her sarı bloktan sonra mavi blok, her mavi bloktan sonra sarı blok gelecek şekilde üst üste dizilirse en az kaçıncı blokta elde edilen yükseklik h santimetre yüksekliğinden büyük olur. Şimdi h yüksekliğimiz neydi? 18 tane sarı. Sarı yüksekliğim AB idi. Ya da 15 tane mavi. Mavi neydi? BA çarpı BA. Buradan AB bölü BA 15 bölü 18 3'e bölersek 5 bölü 6 olacaktır. Şimdi bunların iki basamaklı olmasını istiyorum. AB bunları 9 ile çarparsam birbirinin tersi oluşuyor. Dolayısıyla 9 ile çarparsak 45 bölü bunun tersi 54. Yani şurası sarı bloklar. 45 mavi bloklar ne oldu? 54'ten oluştu. Şimdi şunu istiyor bizden. Bir sarı bir mavi olacak diyor. Ve en az kaç tane blok koyarsak şu haşı geçer diyor. Şimdi en az olması için önce büyük olanı koyalım. Maviden başlayalım. Mavi artı sarı artı mavi artı sarı artı mavi şekli devam etsin. Bunların toplamları kaç olacak? H'dan büyük olacak. Şimdi mavi 54'tü. Bundan sonra grupları ayıralım. Şöyle ee, sarı 45 mavi 54 Bunlardan e, H'a kadar x tane olsun. O zaman çarpı x mi olacak? Büyüktür. H yüksek. Şunlardan birini alalım. 15 çarpı BA. BA neydi? 54. Şu 54'ü karşıya yatarsak bunların toplamları 99 çarpı x büyüktür. 15 tane 54'ten bir tane 54 çıkarsak 14 tane 54 olacaktır. 9'a bölersek 11x 9'a bölersek 14 çarpı 9'a bölersek 6. Bu da 11x büyüktür. E, 84. 84'ü geçecek şekilde değer verirsek x'e kaç verebiliriz en az? 8 verebiliriz. 8 verirsek o zaman şurada bakın. E, ikili gruplara ayırmıştık biz bunları. 45 tane e, sarı ve mavi şekli gruplara ayırmıştık x tane bunlardan varsa x tane sarı vardır x tane mavi vardır. Dolayısıyla 8 tane mavi 8 tane sarı bir de başlangıçta kullandığımız bir tane mavi toplarsak aradığımız cevap kaç olmalı? 17 olmalı cevap Bursa. Altıncı soru. Bir karmaşık sayı sorusu. Z eşittir. 1 bölü i artı 1 bölü i kare artı 1 bölü i küp artı nokta nokta 1 bölü i üzeri 2019. Şimdi payda işleyelim burada. Payda 2019 2020 yapacak şekilde. Ben mesela burayı i ile çarparsam 2020. O zaman burayı i üzeri 2019'a çarptım. i üzeri 2018'e çarptım. Bu şekilde devam ettik. Şimdi bunları yazarsam tersten yazıyorum yazarken. İ artı i kare artı i üzeri 3 artı i üzeri 4. Devam eder. Nokta nokta. En son i üzeri 2019 mu? Böyle paydayı ne yaptık? i üzeri 2020. Şimdi 2020'yi 4'e bölersek arkadaşlar kalan sıfır olacağından i üzeri sıfırdan payda 1 olacaktır. Payda 1 olacaktır. Şimdi i üzeri 1, i üzeri 2, i üzeri 3, 4'e kadar sıfırlayacaktır. dolayısıyla her dörtlü 8'e kadar sıfır, 12'ye kadar sıfır yani 4'ün katlarını alacağız. 2019'u 4'e bölersek kalan 3 olacaktır. 2019 kalan 3 ise 2019'dan 3 çıkarttı. 2016 gidecektir. 2017 kalacak elimizde kalan 3 olduğu için. 2018 kalacak. İ üzeri 2019 elimizde kalacak. Diğerlerini sıfırladık. Şimdi 4'e bölümden kalan i üzeri 1. 4'e bölümden kalan i üzeri 2 2018. 2019 4'e bölersek kalan 3. Bu da i üzeri 1 i. i kare eksi 1. i üzeri 3 eksi i idi. Bu da i ile eksi 1 giderse eksi i giderse eksi 1 olmalı. Şimdi z sayısı ne oldu? Eksi 1 oldu. Bizden ne istiyor? Bunun imajiner kısmıyla imajiner kısmı ile real kısmının toplamını istiyor. Şimdi real kısım eksi bir, imajiner kısım yok. Dolayısıyla sıfır alacağız. Aradığımız cevap kaç olmalı? Eksi bir olmalı. Cevap Bursa. Yedinci soru. Yukarıdaki tabloda yazılı birden yüze kadar olan doğal sayılarla ilgili aşağıdaki adımlar izlenmektedir. Birinci adım birin üzerine atılır. Birinci adım birin üzerine çarpatılır. Bu bir adım. İki yuvarlak için alınır ve 2'nin ikin, ikinin tüm katları çarpı atılır. Üçüncü adım üç yuvarlak için alınır ve üçün tüm katları çarpı atılır. Nokta nokta şeklinde devam ediyor. Birinci adımdan sonra her adımda yuvarlak için alınan sayılar asal sayılar. Her adımda yuvarlak için alınan sayılar asal sayılar. Olmak üzere bu adımlar benzer şekilde tanımlanıyor. Buna göre bu işlem kaç adımda biter? Şimdi arkadaşlar her bir asal sayı yuvarlak için alınması alındığı bir adım sayılıyorsa o zaman yüzden küçük yüzden küçük yüzden küçük asal sayılar bizim işimizi görecektir yüzden küçük asal sayılar kaç tane onu görmemiz lazım işte yüzden küçük sayılar 2 3 5 7 11 bakın beşer beşer yazacağım 11 11'den sonra 13, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 100'den küçük asal sayılar. Şimdi asal sayıdan her biri asal sayı yuvarlak için alınan her yuvarlak için alınan asal sayı bir adım sayıldığından dolayısıyla burada beşer beşer yazdığım için 25 adım burada var. Bir de bakın başlangıçta birin üzerine çarpı atılır. Birinci adımdı. Bir adım da oradan geldi. Dolayısıyla olay kaç adımda tanımlandı? 26 adımda tanımlandı. O zaman aradığımız cevap ne olmalı? E şıkkı olmalı. 8. soru x, y, z birbirinden farklı uç basamaklı doğal sayılar olmak üzere 4 üzeri x artı 4 üzeri y artı 4 üzeri y, toplam bir tam karedir. Buna göre x artı y artı z toplamı en az kaçtır? Şimdi 4 üzeri x artı 4 üzeri y artı 4 üzeri z bir sayının a'nın karesi olsun. Şimdi 4 üzeri x parantezini aldığında şimdi e, bir tam kare olması için 4 üzeri x parantezini alalım. 4 üzeri x 2'nin karesi olduğu için bir tam karedir zaten. 4 üzeri x parantezini aldım. Şuraya yazacağım sayıların toplamı bir sayının karesi olacak şekilde ayarlayacağım. Bak. Şurası 1 olsun. Yani şu 4 üzeri x'i aldık zaten dışarıya. Artı. Şimdi buraları 4 üzeri 1 alsak, 4 üzeri 2 alsak şeklinde deneyeceğiz. Tam kare olması için 4 üzeri 2 artı 4 üzeri 3 almamız işimizi kolaylaştırır. A kare. 4 x tam kareydi zaten. Bakın şunların toplamı 64. 16 daha 80. 1 daha 81. Bakın 81 bir sayının karesi oldu. O zaman bakın 4 üzeri x'e çarparsam y sayısı. Şimdi en az diyor. x, artı, art, y artı y sayısı ne olur bu arada? x çarpı 4 üzeri. 4 üzeri x çarpı 4 üzeri 2'den 4 üzeri x artı 2 olacaktır. O zaman y sayısı x artı 2. Z sayısı da x artı 3 olacaktır. E ben x yerine en az dediği için 100 alırsam y sayısı ne olacaktır? 102. Z sayısı da ne olacaktır? 103 olacaktır. E buna göre x artı y artı z eşittir. Toplarsak 300 5 olacaktır. Cevap Adana. Dokuzun soru. Aşağıdaki tabloda Kerem, Mert ve Doruk'un yarışmalardan kazandıkları madalya sayıları verilmiştir. Aynı tür madalyaların ağırlıkları eşittir. En ağır madalya bronz, en hafif madalya altındır. Buna göre kazanılan madalyanın ağırlıkları toplamının sporculara göre küçükten büyüğe doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi en ağır madalya bronz en hafif de altın olduğuna göre gümüş ağırlık olarak şu şekilde sıralanmaktadır şimdi altın gümüş bronz en hafif bu olduğu için buna 1 gram buna 2 gram buna 3 gram olsun diyoruz Dolayısıyla şimdi Kerem'in aldığı toplam gramı bulalım. 3 altın almış. 1 altın 1 gram 3 altın 3 gram olacaktır. 1 gümüş 2 gram ise 4 gümüş 2 ile çarparsak 8 gram olacaktır. 1 bronz 3 gramsa 2 bronz 6 olacaktır. Bunları toplarsak 17 gram olacaktır. Mert'e bakalım. Mert 4 altın almış. 4 çarpı 1'den 4 gram. 3 gümüş 3 çarpı 2'den 6 2 bronz 3 çarpı 2'den 6 gram 16 gram da mert aldı. E, Doruk 3 altın 3 gram 3 gümüş 3 kere 2 6 gram 3 bronz 3 kere 3 9 gram 15-18 gram aldı. E, buna göre sıralarsak en az mert sonra Kerem sonra doruk aldı. O zaman bu sıralamaya göre cevabımız ne olmalı? Ceyhan olmalı. 10. soru. Doğal sayılar kümesine tanımlı bir f fonksiyonu. f(x) x sayısının basamak sayısı değiştirilmeden rakamları yer değiştirerek elde edilen en büyük ve en küçük sayının farkının pozitif değer biçiminde tanımlanıyor. Örnek vermiş bir tane. En büyük sayı şu rakamlarla en büyük en sayı bulmuş. F F F bileşke F, F, F 2009'un değeri kaçtır diyor. Şimdi bizden istenilen F bileşke bileşkeyi şöyle yazabiliyorduk. F 2019. Bu da 2019'a yazabileceğim en büyük sayı 4 basamaklı 9 büyük rakamları büyük basamaklı sayıları yazıyoruz. 0 eksi. en küçük sayı da 1029 olmalı. E, bu işlemi sonra çıkarırsak F 8181 olacaktır. Bunu yazacağım. En büyük sayı 8811, en küçük sayı da 11 88 88 ol e, olmalı. Bunu da çıkarırsak aradığımız cevap 76 23 olmalı. O zaman cevap E şıkkı olmalı. 11. soru. Dik koordinat düzleminde reel sayılar kümesine tanımlı bir f fonksiyon grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre f bileşke f bileşke fx eşittir 0 eşitliğinin sayılın kaç farklı x değeri vardır? Evet şu grafiği tekrar buraya çizmek istersek şöyle. Şurası 1, 1, 2. fx. Şimdi f içinde f birleşki fx'in eşittir 0 olmasını istiyor. Dolayısıyla şura kaç olursa 0 olur diye sorarsak 0'a giden değer 1. 1 yazarsak 0'a gidiyor. O zaman burası kaç olmalı? 1 olmalı. Şimdi f, fx ne oldu? 1 oldu. f, fx eşittir 1 olması için şurası kaç olmalı? 1'e giden değer bakın 2'den 1'e gidiyor. Bir de 0 yazdığımızda yani 0 ve 2 olmalı. O zaman fx'in 0 olduğu ve fx'in 2 olduğu değerlere bakacağız. fx'in 0'a giden x değeri 1. Yani bir tane burada var. 2'ye giden bakın 2'de hangi değerler olduğunu bilmiyoruz ama 2 tane gittiğini görebiliyoruz. Şurası 2 noktası olsun. 2'den bir doğru çekersek grafiği 2 noktada keser. X'in ne olduğunu bilemeyiz ama 2 tane nokta olduğunu biliriz. 2 nokta x seçtir. fx seçtir. 2'yi sağlar. buna göre 1 nokta buradan geldi. 2 nokta da buradan geldi. Aradığımız 3 nokta bu denklemi sağlayan x değerleridir. Cevap Ceyhan. 12. soru. X büyüktür 6 olmak üzere 6 ile X arasında bu sayılarla bir birlikte aritmetik dizi oluşturacak şekilde 8 tane sayı yerleştirildi. Elde edilen sayının ortak farkı M. 6 ile X arasında bu sayılarla birlikte geometrik dizi oluşturacak şekilde 5 tane sayı yerleştirildi. Elde edilen dizinin ortak çarpanı N. M eşittir N küp olduğuna göre X değeri kaçtır? Şimdi 6 ile X arasına 8 tane terim yerleştirirse aritmetik dizi. B1, B2 nokta nokta 8 tane terim. X. Bu ne olacak? Aritmetik dizi. Aritmetik dizinin kurallarını kullanacağız. Dikkat ediyoruz. Şurası birinci terim A1. Şurası 8 tane önce ortada var. 2 de başta ve sonda A10. Aritmetik dizi ne diyor bize? A10 eşittir A1 artı 9R R sayısı ne olmalıydı? M olmalıydı. Şurada vermiş. Bunları yeni yazalım. X eşittir. A1 6. R sayısı da M. 9 M. Şurada M sayısı en küp dediği için şuradaki M sayısı yerine en küp yazabiliriz. Yani bu ifade aynı zamanda 6 artı 9 çarpı en küp de diyebiliriz. Şimdi diğerine bakalım. 6 ile x arasında 5 terim yazılıyor bu sefer. 6 B1, B2 B5 5 terim yazıldı. Son terim X. Yine birinci terim A1 olacaktır. 5 tane orada. Bir de orada 7 tanem olacak? 7 tane. Ee, geometrik dizi oluştu burada. Geometrik dizinin kurallarını kullanacağız burada da. A7 eşittir. A1 çarpı R üzeri 6. Burada da R sayısı ne olmalı? N olmalı. Şurada vermiş N olacağını. Şimdi yerine yazalım. A7x eşittir. A1 6 çarpı ND, r'de x'in de en üzeri 6. Şimdi bu x'ler birbirine eşitlersek 6 çarpı en üzeri 6 eşittir. 6 artı 9 çarpı en üzeri 3. Burada 6'ya bölelim her tarafı. 6'ya bölersek 2. Şey 3'e bölüyoruz. 3'e bölersek 2. 3'e bölersek 2. 3'e bölersek 3 olacaktır. Ee, i̇fade ne oldu o zaman? Şunları karşıya atarsak. 2n üzeri 6. Eksi. 3n küp. Eksi 2. Eşittir 0. Bu da şuraya a dersek. Şurası ne olacaktır? A kare olacaktır. O zaman 2a kare eksi 3a eksi 2 eşittir 0. Çarpımları ayıralım. 2a a 1 2 eksi artı çarpı çarpı topladım. Ortadaki sayı verecek. Şimdi buna göre a sayısı bunları sıfır eşitlersek ayrı ayrı. a sayısı eksi 1 bölü 2 olmalı ya da a sayısı 2 olmalı. Neydi a sayısı? En küptü. O zaman en küp 2 ise e, x sayısı neydi x? 6 çarpı en üzeri 6 idi. Bunun karesini alırsak en üzeri 6 4 olmalı. En üzeri 6 4 olmalı. Buradan da yerine yazarsak x eşittir 6 çarpı en üzeri 6 4'tü. 6 kere 4 24 olmalı. Cevap denizli. 13. soru. fx x kare eksen gx n x x kare parabolları verilmiştir. Yukarıda verilen grafiğe göre m artı n toplamının en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi şurası 4, şurası x 3. Şimdi şurası y eşittir. Kollar aşağı olduğu için nx x kare. Kollar yukarı olduğu için de x kare eksi m. x'e n0 yazarsak eksen kestiği nokta eksi m. x'e n0 yazarsak y'in kestiği nokta n. Şimdi eksi m sayısı bakın 4'ten yukarıda. 4'ten yukarıda ise eksi m sayısı 4'ten büyük olacak. Bunu da eksi 1 ile çarparsak m eşitsizlik yönü de işte eksi 4. Şurada n sayısı eksi 3'ten küçük. n sayısı eksi 3'ten küçük. E bunları taraf taraf toplarsak m artı n sayısı eksi 7'den küçük olacak. Eksi 7'den küçük. Eksi 7'den küçük ve en az m sayısı kaç olmalı? E, m artı n sayısı eksi 8 olmalı. Aradığımız cevap eksi 8'dir. Polinomun başka sayısı 1 olan ikinci dereceden bir Px polinomun kökleri P1, P-1. P1 bölü 2 değeri kaçtır demiş. Şimdi ikinci dereceden px'i yazalım. Başka sayısı 1 yani x kare artı Bx artı C. Bunun köklerinden bir tanesi x1 eşittir p1. x'e 1 yazarsak 1 artı b artı c x2 de p 1. Şurada eksi 1 yazarsak x yerine 1 eksi b artı c. Şimdi kökler toplam formülü x1 artı x2 eksi b bölü a'dan şuradan eksi b. Bu da x1 artı x2 şuradan tara tara bakın toplarsak şu ikisini 2 artı 2c. 2 artı 2C eşittir. Eksi B olmalı. Bu dursun şimdilik. Bizden ne istiyor? P1 bölü 2 istiyor. Şimdi x yerine 1 bölü 2 yazarsak P1 bölü 2 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 1 bölü 2 yazarsak B bölü 2 artı C Payda işlersek 1 artı 2B artı 4C bölü 8 mi? Pardon 4. Şimdi şurada 2B yerine yazalım. Eksi 2 ile çarparsak şurayı 2B'yi bulmuş oluruz. 1, 2B yerine şurayı eksi 2 ile çarparsak eksi 4, eksi 4C, 2B yerine bunu yazdık. Artı 4C bölü 4 olmalı. Şu 4C'ler giderse yukarıda eksi 3 kaldı. Aşağıda da 4 kaldı. Cevap eksi 3 bölü 4 olmalı. Cevap Ceyhan. 15'in soru. Logaritma 2 tabanında 5x logaritma 5 tabanında 3 olduğuna göre y olduğuna göre logaritma 6 tabanında 4 ifadesinin x ve y türünden değeri nedir? Şimdi logaritma 6 tabanında 4 x ve y cinsinden istiyor. taban değiştirelim. Logaritma 4. Logaritma 6. Şu seçeceğimiz taban. ikisinde ortak olan sayı olan 5'i seçiyorum. Bakın 5'i seçiyoruz. 5 5. Bakın 4 2'nin karesi olduğu için 2 çarpı logaritma 5 tabanında 2 bölü. Şurası da 2 çarpı 3 logaritma 5 tabanında 2 çarpma olduğu için logaritma da toplama yazar. Logaritma 5 tabanında 3. Şimdi sonra da logaritma 2 tabanında 5 x ise logaritma 2 tabanında 5 eşittir x demiş. E buna göre şunları yer değiştirirsem logaritma 5 tabanında 2 1 bölü x olacaktır. Şimdi bunları getirip şurada yerine yazalım. Şurası 1 bölü x de 2 bölü x oldu. Şurası 1 bölü x artı y. Bunu payda işlersek 2 bölü 1 artı x çarpı y olacaktır. O zaman aradığımız cevap ne olmalı? Ceyhan olmalı. 16. soru. Kenar uzunluk logaritmi kitabında 12, logaritmi kitabında 6, logaritmi kitabında 3 birim olan 3 kare şeklindeki aşağıdaki gibi tabanları aynı yüz, hizada olacak şekilde yan yana dizilmiştir. Buna göre şeklin üstündeki kırmızı çizginin uzunluğu Altındaki mavi çizginin uzunluğundan kaç birim uzundur? Bakın şurası logaritma 2 tabanında 3. Şurası da logaritma 2 tabanında 3. O zaman şu uzunluk şu şurası logaritma 2 tabanında 6. Şuranın tamamı. E şurayı çıkarırsak şuraya ne kalacak? Logaritma 2 tabanında 6 eksi logaritma 2 tabanında 3. Bakın şurası logaritma 2 tabanda 12 Şurayı çıkarırsak logaritma 2 tabanında 12 eksi logaritmik 2 tabanında 6 olacaktır. Şimdi kırmızılar bulalım beraber. Kırmızılar şu uzunluk üstteki kırmızı logaritma 2 tabanında 12 artı bakın şu kısa uzunluk şuradaki uzunluk logaritma 2 tabanında 12'den Logaritma 2 tabanında 6'yı çıkarırsak buluruz. Şu uzunluk logaritma 2 tabanında 6. Artı logaritma 2 tabanında 6. Şuradaki uzunluk logaritma 2 tabanında 6'dan logaritma 2 tabanında 3 çıkaracağız. Logaritma 2 tabanında 6'dan logaritma 2 tabanında 3'ü çıkarttık. En son şu kırmızı uzunlukta ne oldu? Logaritma 2 tabanında 3 oldu. Şimdi bunu düzenleyelim. Şu logaritma 3'ler gitti. Logaritma 6'ların bir tanesi gitti. Geriye kalan toplama varsa çarparız. Logaritma 2 tabanında 12 çarpı 12 çarpı bir de şurada altın var. 6. Altı. Kırmızı bu oldu. Şimdi gelelim mavilere. Maviler logaritma 2 tabanında 12 artı logaritma 2 tabanında 6 artı logaritma 2 tabanında 3. E, toplamı varsa çarpıyorduk. Logaritma 2 tabanında 12 çarpı 6 çarpı 3. Bizde ne istiyor? Kırmızı eksi maviyi istiyor. Bu da logaritma 2 tabanında kırmızı 12 çarpı 12 çarpı 6 Eksi. Diğeri logaritma 2 tabanında 12 çarpı 6 çarpı 3. E, logaritmada çıkarma varsa bölme işlemi yapıyorduk. Logaritma 2 tabanında 12 çarpı 12 çarpı 6 bölü 12 çarpı 6 çarpı 3 12'ler sadeleşti. 6'lar gitti. 12 3'e bölersek logaritma 2 tabanında 4. Bu da 2'nin karesinden 2 çarpı logaritma 2. O da 2 olacaktır. Aradığımız cevap Bursa. 17. soru. Elemanlarının geometrik ortalaması tam sayı olan kümeler geometrik kümeler olarak tanımlanıyor. Örneğin, {5, 8, 25} kümesinin elemanlarının geometrik ortalaması 10 olduğundan A kümesi geometrik kümedir. Buna göre A kümesinin 2 elemanlı ve 3 elemanlı alt kümelerinden kaç tanesi geometrik kümedir? Yani bizden şunu istiyor. Kök içinde 2 sayı var. Buradan 2 sayı 2 elemanlı alt kümeler oluşturacağım. Bu oluşturduğum elemanların çarpımı bir tam sayı olmalı. Bir de 3 tane eleman seçeceğim buradan. Bunların çarpımı yine a, b, c küp kök e, geometrik ortalamasını bulduk. E yine ne olmalı? Tam sayı olmalı. Şimdi şu şartlara uyanları seçecek olursak işte iki tane sayının çarpımı 2'nin karesi olabilir. mi? İki tane sayının çarpımı 3'ün karesi 9 olabilir mi? E, tane sayının çarpımı 3'ün karesi. 4'ün karesi 16 olabilir. Bakın 16 var. 2 çarpı 8. Yani 2 ile 8 olabilir o zaman. 2 kere 8 16. Geometrik ortalaması 4 olur. Son işte 3'ün karesi. 4'ün karesi 5'in karesi 25 yok. 6'nın karesi 4 kere 9 36. Yani 4'e 9 da olur. Yani bunları sağlayan başka ifadeler olabilir. Ona dikkat etmemiz lazım. Buradan e, bu ifade sağlan iki tane geldi. Küp, kök a b c için üç tane sayı çarpacağım bir sayının küpü olacak. Şimdi üç tane 2'nin küpü 8. Sekiz. 8'e üç tane sayı ile oluşturamıyorum. 3'ün küpü 27, 4'ün küpü 64. 64 bakın 2 4 8 de oluşuyor. Eee 4'ün küpü, 5'in küpü 125, 6'nın küpü 216. 6'nın altı. küpü bakın e, üç 3 kere 8 24 9 ile çarparsak 216 Aynı şekilde bu 3 kere 8 24 24 sayısı 4 6 ile de oluşturulabilir 4 9 3 4 9 6 da 216 oluyor Dolayısıyla buradan yukarıdan 2 tane aşağıdan da 3 tane geldi toplam 5 tane geometrik küme vardır diyoruz. Cevap E şıkkı olmalı. Evet 18 bir mutlak değer sorusu. Olduğuna göre aşağıda hangisi doğrudur demiş. Şimdi bunlar da içten dışa doğru gitmek lazım. M sayısı 1 2 mutlak değer eksi mutlak değer 3. Bakın 5 çarayı 5 olarak 4 eksi 5 1 eksi 1 o da mutlak değer dışına 1 olarak çıkar. 3 eksi 1 oldu bakın burası. Sonra 3 eksi 1 2. 2'den 2 çıkarsak 0. 1'den 0 çıkarsak 1 oldu. M sayısı 1 oldu. Gelelim N sayısına. 2'den 1 çıkarsak burası. 5 eksi 4 eksi. Bakın 2'den 1 çıkarsak 1. 3'ten 1 çıkarsak 2. 4'ten 2 çıkarırsak 4'ten 2 çıkarsak 3, 4'ten 2 çıkarsak 2, 5'ten 2 çıkarsak 3 olmalı. Bu da N sayısı. E, M sayısı 1 oldu. N sayısı da kaç oldu? 3 oldu. Şıklarda bunu incelediğimizde M çarpı N'in 3 olduğunu görürüz. 19. soru. İ kare eşittir eksi 1. A ile B gerçel sayılar olmak üzere şekil 1'de kısa kenar AD uzun kenar AB dikün şekildeki bir kağıt dikeyde ortadan ikiye katlanmış şekil 2 şekil 2'de kağıt yatayda ortadan ikiye katlanmış şekil 3'teki kağıt elde ediliyor. Şekil 1, şekil 2, şekil 3'ün kısa kenarı bir karmaşık sayının reel kısmı. Uzun kenarı imajiner kısmı olacak şekilde. Kısa kenar kısa kenarı reel kısım reel kısım uzun kenar imajiner imajiner kısım tanımlanıyor. Şekil 1'de tanımlanan karmaşık sayı z eşittir 8 artı 12 i olduğuna göre şekil 2 ve şekil 3'te tanımlanan karmaşık sayının çarpımın, çarpımının imajiner kısmı imajiner kısmı kaçtır? Şimdi bunları oluşturmaya çalışalım. Kısa kenar yani 8 artı 12'den kısa kenar 8 şurası 12. Bunu uzun kenardan 2'ye bölersek şöyle 8 kısmı değişmez. Şurası ne olacaktır? 6 olacaktır. Bu şekildeki Bunu 8'den ortadan 2'ye yatay olarak kesersek şurası 6 şurası 4 olacaktır. Şimdi kısa kenar reel kısım yani burası o zaman 6 artı 8 i oldu. E, kısa kenar 4. 4 artı 6 i oldu. Bunların çarpımının e, imajiner kısmını istiyor. Şimdi 6 artı 8 i çarpı 4 artı 6 i. Bunu da çarparsak 6 kere 4 24. 6 kere 6 36 i. 8 kere 4 32 i. 8 kere 6 48 i kare eksi 48. Bunu da toplarsak eksi 24 artı 68 i. Bizden imajiner kısmını istiyor. Bunun imajiner, imajiner kısmı 68 olmalı. O zaman cevap C. Evet 20. soru. Genel terimi an 1 bölü n kare artı n olan bir dizinin ilk n terim toplamı 0,9 ise n kaçtır demiş. Şimdi 1 bölü n parantezini alırsak n artı 1. Polinom kullanacağız burada. Polinom eşitliği. a bölü n artı b bölü n artı 1. Payda istersek burada payda şu paydalar sadeleşecektir. Bu tarafta ne kalacaktır? 1 kalacaktır. A'yı ne ile çarptık? N artı 1 ile. A çarpı N artı 1 artı B çarpı N. Şimdi şunları sıfırlarsak N yerine 0 yazarsam bakın. 0 yazarsam bu tarafta 1 var. 0 yazarsam burası A olacaktır. B gidecektir. O zaman A sayısı e, ne oldu? 1 oldu. Şimdi N yerine eksi 1 yazarsak N yerine eksi 1 yazarsak 1 Eksi 1 yazarsak A gitti. Eksi 1 yazarsak eksi B. O zaman B sayısı ne oldu? Eksi 1 oldu. E bunları şurada yerine yazarsak. 1 bölü n çarpı n artı 1 ifadesi neymiş? 1 bölü n eksi 1 bölü n artı 1'miş. Bu neydi? A n dizisi. Şimdi bizden A1, A2, A3 aynı istiyor. A1. 1 yazarsam 1 eksi 1 bölü 2. A2. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. A3. 1 bölü 3. Eksi bir bölü dört. Bu şekilde gidecek. N dersem bir bölü n eksi bir bölü n artı bir. Bakın bunları tara tarafa toplarsak bir bölü bir bölü üçler, bir bölü dörtler, en son bir bölü n'ler gidecek. Geriye bir eksi bir bölü n artı bir kalı Bu da paylaş dersek n bölü n artı bir. E bu işlemin sonucu kaçmış? Sıfır 0, 9 da 9 bölü 10 değil mi? Bakın n n artı 1, 9 bölü 10. O zaman buradan işlemler yaparsak n sayısı kaç olmalı? 9 olmalı. O zaman aradığımız cevap denizli. 21. Soru. Matematik dersinde öğretmen tahtaya aşağıdaki px polinomunu yazarak öğrencinin bu polinomla ilgili yorumlar yapmalarını istemiştir. Öğrencinin yaptığı yorumlar aşağıda verilmiştir. Buna göre öğrencinin hangisinin yaptığı yorum yanlıştır. Şimdi arzu ne demiş? Polinomun sabit terimi eksi 2. Arzu. Sabit terimde ne yazıyorduk? Sıfır yazıyorduk. Sıfır yazarsak sabit terimde gözüküyor zaten buradan. Eksi 2. Demek ki bu doğru. Sonra Bülent. katsayılar toplamı? P1. 1 yazarsak 2 eksi 1. 2 eksi 3 eksi 1 eksi 2. Bunu toplarsak şurası eksi 3 eksi 6 eksi 4 olacaktır. Eksi 4 demiş doğru. Ceyda e, x eksi 2 ile bölümünden kalan x eksi 2'ye 0 eşit p2 e, tam bölünüyor Sıfır olması lazım. 2 yazarsam 2'nin küpü 8 16 eksi 2 yazarsak 12 2 yazarsak eksi 2 eksi 2. Şunların toplamı o eksi 16 artı 16 sıfır olacaktır. Bu da doğru. E, derecesi x 3'tür demiş. Şurada en büyük derece x e, kuvvet 3'tür. Dolayısıyla polinomun derecesi 3 olmalı. Doğru. Eylül'e bakalım. Şimdi x kare ile bölümden kalan demiş. x kare gördüğümüz yere sıfır yazarsak 2x kare de 0 yazarsak 0 olur. 3x kare de 0 yazarsak 0. -x -2. O zaman aradığımız cevap eks -x -2 olmalı. Eylül x -2 demiş. Şurada hata yapmış. Dolayısıyla Eylül yanlış yapmış. Dolayısıyla Eylül söyledi yanlıştır. Cevap Edirne. 22. soru. Kurumsal kelimesinin harfleri her kutuya bir harf gelecek şekilde yerleştirilecektir. Buna göre sesli harflerin hepsinin boyalı bölgelerde olduğu kaç farklı yazım yapılabilir? Şimdi sesli harfler kendi arasında sessiz harfler kendi arasında yer değişir. Yer değişme neydi? Permütasyondu. Şimdi sesli seslere bakalım. Sesli harfler U, U, A. Sessiz harfler K, R, M, S, L. Sesli harflerin yer değişmesi 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı. Sesli harflerin yer değişmesi 5 faktöriyel. 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel 3. 5 faktöriyel 120. Bunu da 3'te çarparsak aradığımız cevap 360 olmalı. Cevap C. 20. soru. Bir karınca telden yapılmış küp küpün kenarları boyunca en kısa yoldan ilerleyerek A noktasından B noktasına gidip geri dönecektir. Karınca A'dan B'ye en fazla kaç farklı şekilde gidip dönebilir? Bir küp çizelim. Şimdi A noktasından B noktasına giderken, A noktasından B noktasına giderken, bakın bir tane yatay da e, yolumuz var. Yataydaki yolu A dedik. Yukarıya doğru ya da sağa doğru giden yollara e, B diyelim. Dikine e, yükseklik boyunca giden yollara da C diyelim. Dolayısıyla aslında karınca'nın gideceği yollar ABC, ABC, ACB şeklindeki yolları takip edecek. Dolayısıyla ABC ile gidecek. ABC ile geri dönecek. Bunların yer değişmesi. Ee, şu ABC'nin yer değişmesi 3 faktöriyel çarpı. Şuradaki ABC'nin yer değişmesi 3 faktöriyel. 3 faktöriyel 6. 6 çarpı 6. 36 olmalı. Aradığımız cevap. Cevap Bursa. 24. soru. 3x kare eksi 7x artı 4 denkleminin küçük kökü A, büyük kökü B ise 2A eksi 3B değer aşağıdakilerin hangisidir? 3x kare eksi 7x artı 4 eşittir. 0. Çarpanları arayırsak 3x e, x 4 1 mi? eksi eksi çapraz çarpı toplamda ortadaki sayı verecek. E bunları sıfıra eşitlersem x eşittir 4 bölü 3 olacaktır. x eşittir 1 olacaktır. Bunlardan küçük olan a. Küçük olan a 1. Büyük olan da o zaman 4 bölü 3 olacaktır. E bunları yerine yazalım. 2a eksi 3b. 2a dediğimiz 2. 3 ile çarparsak şuraya 3'ler gider eksi 4. Bunu da çıkarırsak eksi 2 olmalı. O zaman aradığımız cevap denizi. 25. soru. Şimdi aşağıdaki şekilde 4 eş kareden oluşmuştur. LMN R noktaları bulundukları karelerin kenarların orta noktaları bulundukları karelerin kenarlarının orta noktaları. Buna göre şekildeki 12 noktadan seçilen 4 tanesinin kare oluşturma olasılığı nedir? Şimdi şu orta noktaları birleştirirsek. Bakın burada bir tane kare oluştu. Şuradan şu köşegenleri birleştirirsek. Bir kare de buradan oluştu. Bir de şu büyük A, C, F, D üçgeni var. A, C, F, D üçgeni. 3 üç tane üçgen oluştu. Ee, i̇stenen kare sayısı kare sayısı 3 Şimdi evrensel küme tüm durum. Evrensel küme diyelim. 12 taneden 4 tane nokta. Seçilen 4 nokta. 12'nin dörtlüsü. Bu da 12 çarpı 11 çarpı 10 9 bölü 4 3 2 1 4 kere 3 12 2'ye bölersek 5 11 çarpı 5 kere 9 45 Bunu da çarparsak Çarpmayalım birazdan sadeleşecek çünkü Şimdi istenen durum 3 tane Tüm olasılık 11 çarpı 45 geldi tüm durum bu da şunları sadeleştirirsek 1, 3'e bölersek 11, 45'i 3'e bölersek 15. Bunu da çarparsak 1 bölü 165 olmalı cevap. Yalnız şıklarda 1 bölü 165 cevabı yok. Dolayısıyla cevap 1 bölü 165 olmalıydı. Şıklarda cevap yok. 26. soru Barış x kare y eksi x y küp e, 7. kuvvet ifadesinin x'in azalan kuvvetlerine göre açılımını yapıyor. Barış'ın yaptığı bu açılımda bulduğu, bulduğu terimlerden biri k x üzeri 11 y üzeri m olduğuna göre k x m nedir? Şimdi bakın burada x ile x çarpı y'ler ortak. x çarpı y yi parantez dışına alırsak kuvveti e, şu parantez dışındaki kuvveti x çarpı y'nin üstüne alırız. Yani x çarpı y parantez dışına çıkarırken 7 kuvvetinde alırız. E, x çarpı y alırsam içeride x kaldı, bir de y kare kaldı, üzeri 7. Şimdi şunun kuvveti x üzeri 7 olacaktır. Y üzeri 7. Şunu 7'li kombinasyonu açacağız. Birinci terim x çarpı ikinci terim eksi y kare eşittir. Bunun ne olmasını istiyoruz? K çarpı x üzeri 11. Y üzeri M olmasını istiyoruz. Dolayısıyla e, bakın şuradan X üzeri 7 buradan gelecek zaten. 11 olması için buradan kaç gelmeli? 4 gelmeli. E, burası 4 ise şuraya 3 olacak. Bunların toplamı çünkü 7'yi vermeli. 7'nin üçlüsü. Şimdi bunu açarsak bize ne istiyor? K kat sayısını. K kas sayısı şuradan 7'nin üçlüsü ve bir de şuradan küpten eksi 1 gelecek. O zaman K sayısı 7'nin üçlüsü eksi 7'nin üçlüsü olacak. Bu da eksi 35'tir. M sayısı da M sayısı bakın Y'nin kuvveti. Y'nin kuvveti buradan üstünü üstünü çarparsam 6 gelir. Y üzeri 7 de burada var. Toplarsak 13 gelir. Bizden ne istiyor? K eksi M istiyor. K sayısı eksi 35. Eksi 13'ten aradığımız cevap eksi 48 olmalı. Yani cevap Adana. 20. soru. Aşağıdaki kenar uzunlukları 5 santim olan özdeş küp şeklindeki bloklar üst üste konularak A, B, C, D blokları elde edilmiştir. Ee, bir uzunluğu 5 santim. Boyları 140, 145, 150 ve 155 santim olan 4 arkadaş her biri bu blokların birinin üzerine çıkarak sıralanacaktır. Buna göre toplam yükseklerinin eşit olma olasılığı nedir? Şimdi A bloğunun yüksekliği bir tane olduğu için yükseklik 5. B bloğu 3 tane olduğu için yükseklik 15. C blok yükseklik 2 tane olduğu için 10. D blok 4 tane olduğu için yükseklik 20. Şimdi şunlarla bu blokları topladığımızda eşit olması için mesela 5 ile 155 160 yapar. 15 ile 145'i toplarsam 160 yapar. 10'la Bakın 150'yi toplarsam 160 yapar. Sonra 20 ile de 140'ı toplarsam 160 yapar. Bunların boyların eşit olabileceği bir durum var. Başka bir durum yok. İstenen durum bir tane. Şimdi evrensel kümeye gelirsek, evrensel küme 4 tane blok var. Bu blokları 4 kişi yerleştirecek. Birinci 4 tane bir tanesinde. ikincisine 3 yer, ikincisine bir. üçüncüsüne dördüncüsüne bir tane yer kaldı. Bunları da çarparsak 24. Olasılık ne olduğu zaman? İstenen bir durum toplam evrensel kümede 24 durum var. 1 bölü 24 oldu. Cevap bursa. 28. Bir üniversitedeki 4 profesör 6 doçent arasından 4 kişi akademik bildiri yayınlayacaklar. Bildiri yayınlayacak profesör ve doçent sayısı eşit olmadığına göre bu bildiri yayınlayacak kişiler kaç farklı şekilde seçilebilir? Profesör ve doçent sayısı eşit olmayacak. O zaman 4 tane profesörden 4 tane seçeriz. 6 doçentten hiçbirini seçmeyiz. Ya da 6 tane doçentten 4'ünü seçeriz. Proton hiçbirini seçmeyiz. 4'ün sıfırlısı. Ya da 4 taneden 1 tane. Toplam 4 kişi olması için 4 kişi olacak. 6 taneden 3 tane. Ya da 4 taneden 3 tane. 6 taneden 1 tane. Bakın eşit değil farklı gruplar şimdi dördün biri dördün dördü bir altının sıfırlısı buradan bir durum geldi artı altının dörtlüsü 15 artı dördün birisi 4 altının üçlüsü 20 artı dördün üçlüsü 4 altının birisi 6 mı bu da toplarsak 16 80 24 bunların toplamı 120 olacaktır. O zaman aradığımız cevap Edirne. 29. soru. Uzunluğu 11 birim olan AB demir çubuğu parabolik olacak şekilde bükülerek dik koordinat sistemine yerleştiriliyor. Demir çubuk demir çubuk büküldüğünde A ile B ucu birbirine 4 birim yaklaşıyor. Yani şurası 10'du. 4 birim yaklaşın şu mesafe kaç oldu? 6 birim oldu. 6 birim olunca şurası 1 yani 1 birim. Burası 6 birim olması için kaç olmalı? 5 olmalı. Bakın şu nokta 5 olmalı. Çubuğun y ekseni kesse nokta 0'a 5. Yani şu noktada 5 olmalı. E, A noktasının e, A ucunun koordinatı -1 1'e 0 tamam. Tamam olduğuna göre çubuğun oluşturduğu parabolun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ekseni kesen noktaları vermiş. X1, x 2 vermiş. Formülüm neydi? Y eşittir A çarpı x eksi x1 x eksi x2 değil miydi? Bu da y eşittir a çarpı köklerden bir tanesi x, 1 x eksi 1 x artı bir. x eksi 5 A noktasını bulmak için başka bir nokta kullanmam lazım. O da y ekseni kesti nokta 0'a 5. 0 yazdığımda 5'e gidecek. 5 eşittir A. 0 yazarsam 1. 0 yazarsam eksi 5. Buradan A sayısı ne oldu? Eksi 1 oldu. Yerine yazarsak eksi 1 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 5 bu parabolun denklem olacak. Bunu açarsak eksi x kare Bakın şuradan eksi 5 artı 1 eksi 4 eksiyle çarparsak artı 4 x kare artı 5 bu parabolun denklem olacak. O zaman aradığımız cevap Ceyhan olmalı. 30. soru bir eşitsizlik sorusu. Eşit çocuk mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Burada x kareli ifadeyi biz mutlak x kare şeklinde yazabiliriz çift olduğu için. Bu yazımlar birbirine eşit. Ve buna göre x kare yerine mutlak x kare yazarsak mutlak x kare artı mutlak x artı 2 bölü x mutlak x kare eksi mutlak x eksi 2 küçük eşit 0 olmalı. Şimdi bakın şurada x yerine ne yazarsa yaz pay kısmında yukarıda daima ne gelecektir? Pozitif gelecektir. E sonucun ne olmasını istiyoruz? Sıfırdan küçük ve sıfır eşit olmasını istiyoruz. Sıfırdan küçük olması için paydanın ne olması lazım? Eksi olması lazım. Yani mutlak x kare eksi mutlak x eksi ki sıfırdan küçük olmalı. Şimdi bu eşitliği çözeceğiz. E, burası mutlak x çarpı mutlak x çarpımları ayırsak. 2, 1, eksi artı. Buradan mutlak x eşittir. Eksi 1 mutlak x eşittir 2. Buradan boş küme gelir. Mutlak değer eksi 1 olmaz. Buradan da x eşittir. Artı eksi 2 gelir. Bulunan kökleri tablo yazılır. Eksi 2 artı 2. Ee, eşitlik yok. Paydayı sıfır yapıyor bu kökler. E, ee, sıfır işaret, sistemin işareti en büyük derecenin işaretine bakıyorduk. Artı eksi artı. Sıfırdan küçüklediği için çözüm kümesi ne olmalı? Eksi 2 ile 2. Açık karalık olmalı. Cevap Adana. Evet. 31. soru. Bir trigonometri sorusu. Sinüs 3x payda diyeceğiz burada. Şurayı sinüs x ile şurayı da kosinüs x ile çarparsak sinüs 3x çarpı sinüs x artı kosinüs 3x çarpı kosinüs x bölü sinüs x çarpı kosinüs x eşittir 5 bölü 6. Yukarısı toplam fark formunda kos kos gelmişse kosinüs açılımıydı. Kosinüs toplama varsa kosinüse çıkarma vardı. 3x eksi x'in açılımı yani 2x'in açılmış hali. Aşağıda 2 ile çarpıp 2'ye bölersek 1 bölü 2 sinüs 2x olmalı. 5 bölü 6 Buradan işler dışarı yaparsak kosinus e, 2x bölü sinüs 2x eşittir 5 bölü 6 olmalı. Kos bölüsü neydi? Kotanjant 2x eşittir şurası 5 bölü 6 değil. 2 ile çarptığım için 5 bölü 12 olacak 1 bölü 2 ile. 5 bölü 12 5 bölü 12 olacaktır. E bizden tanjant 2x istiyor. Tanjant 2x o zaman 12 bölü 5 olmalı. Cevap Edirne. Evet, bir trigonometri sorusu. 32. soru. Şurada çapı gören açı olduğu için açısı burası 90 derecedir. Bakın şurada komşu bölü hipotenüs yazarsak şurası R, şurası R'dir. Çemberin yarı çap uzunluğunu istiyor bizden. Komşu bölü hipotenüs yaparsak Kosinus, komşu bölü hipotenüs kosinüs değil miydi? Kosinüs alfa eşittir. Komşu bölü hipotenüs. Komşu bölü hipotenüs 2R. İkiler sadeleştirirse 1 bölü R. Buradan 1 bölü R kos alfa ise R sayısı 1 bölü sin alfadır. 1 bölü sin alfa da neydi? Sekant alfaydı. Aradığımız cevap Bursa olmalı.